Yeşilçam filmlerinde Şişko Nuri karakteriyle izleyiciyle buluşan ve milyonlarca kişiye kendisini sevdirmeyi başaran Sıtkı Sezgin, son zamanlarda yapılan dizileri eleştirerek yapımcılara ateş püskürdü. 1968 yıllarında sanatçı olma hayallerine ilk adımı atan ve uzun yıllar boyunca Yeşilçam filmlerinde rol alan Sıtkı Sezgin, 9 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi huzurevinde kalıyor. Sanatın ve sanatçının eski yıllarda olduğunu belirten Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, televizyon kanallarında yayınlanan birkaç dizi dışında tüm diziler rezillik. O onun arkadaşını alıyor, diğeri diğerinin arkadaşıyla sevgili oluyor. Konular hep aynı tonda ilerliyor. Sanat bu değil. Yeşilçam'ı düşünerek söylemek gerekirse, Yeşilçam'da yapılan eserler şimdiki duruma göre çok daha aranan eserlerdi. Kemal Sunal olsun, Adile Naşit olsun veya Münir Özkul filmleri olsun şimdilerde bile zevkle tekrar izleniyor. Şimdiki yayınlanan diziler ise rezaletin son perdesi diyebilirim. Sanat yapılıyor deniliyor ancak genç kızlarımıza kötü örnek olacak şeyler yayınlanıyor, dedi. Sanatçı camiasına nasıl girdiğini de anlatan Sıtkı Sezgin, 1968 yılında siyah beyaz yayın döneminde başladım. Levent Kırca'nın o dönemde çocuklarla bir programı vardı. O programda ben de vardım. Daha sonraları ise Fatma Girey'in başrol oynadığı Cici Katiben isimli bir film yapıyorlardı. Setteyken filme ara verildiği sırada Fatma Girey'in dikkatini çekmiştim. Beni kucağına alarak sevdi ve bana ''Seni filmde oynatalım mı?'' diye sormuştu. Daha sonra ailemden de izin alarak filmlerde oynamaya başladım. En iyi ve patlama yaşayan filmim ise Sezercik filmi oldu. Orada zengin ve şımarık bir çocuğu canlandırmıştım. O filmde ''Vuracağım kırbacı'' sözüyle meşhur oldum. Bizim zamanımızda para pul yoktu ve sıkıntılar içinde çalıştık. Yeri geldi sandalyeleri birleştirip sette uyuduğumuz zamanlar oldu. Allah rahmet eylesin. Zeki Alaska'yı çok seviyordum. En sıkıntılı anlarımda kendisi bana destek olmuştu, diye konuştu.